Yatırımda deneyimin adresi Gedik Yatırım sunar. Galatasaray Başakşehir maçı 0-0 sona erdi ama Galatasaray'ın oynadığı oyun ya da içinde bulunduğu durumda hala çok memnun edici değil. Başakşehir tarafında da ben açıkçası Emre Belezoğlu'nu tebrik ediyorum ya da teşekkür ediyorum. İkisi de olur. Ve ekibini. Stoper'de Efe Arda Koyuncu 16 yaşında henüz. U17 milli takımının da stoperi. Ee, i̇lk 11 başladı. Fena adama çıkarmadı yani böyle bir eksisi hani bir şeyini görmedik açıkçası. Ne işi evet. var burada demedik. Ee, ve yani hedefiniz olan bir maç sonuçta Avrupa hedefiniz var. Ne olursa olsun Galatasaray'ın durumu ne olursa olsun vitrin bir maç. Sonuçta Galatasaray yani oyuncu en azından der ki Galatasaray'a karşı oynuyorum. Orada bir de stoper yani İlk bölümlerde konuştuğumuz Çek Gustavo'yu, evet. Çek Josef'i de yapabilirdi. Çek Mahmut'u. Daha, daha rahat yapardı hatta. Hayır. Deneyimi var. Çek Mahmut'u devam hmm. et diyebilirdi. Hayır. Onu geçtim. Hani burada hem Efe'yi tebrik edelim, hayırlı olsun diyelim. Bir kariyer başlangıcıdır. Emre Belezoğlu ve ekibini hem tebrik edelim hem futbol adına teşekkür edelim. Ee, Ravil Tagire de buradan bir mesaj olsun. Neden kendisi değil de... Efe Arda Vallahi tercih ben de edildi. izlediğim performanslarına bakınca çok bir şey diyemiyorum. Neden evet. Ravi ile oynatmıyorsun diyemiyorum açıkçası. Yani, yani bizim bir cevabımız var ama Ravi de bir evet. kendi kendine oturup düşünmeli. E, diğer tarafta yine Emre Belezoğlu ve ekibini hani işte Selçuk Hoca'yı, Dolu Hoca'yı, Sel Doktor Selçuk Hoca'yı, Beri Hoca'yı, e, Erdinç Hoca'yı tebrik etmek lazım. E, her maç 120'nin üzerinde mesafe kat eden bir takım çıkardılar ortaya. Bu kompakt yapıyor bir de. Evet yani bu şey değil hani topun peşinde koşayım evet, da de değil. Evet, yani kompakt Bütün halde hareket eder ekip. Hem takımın kaymaları çok yerinde. Dediğin gibi bütünlük var. Sonuç da var. Hala ilk üçün dördün içerisinde. E, bu açıdan da tebrik etmek lazım. Galatasaray karşısında da bence e, bir tık daha böyle vites yükseltebildikleri dakikalar olsaydı ya da daha böyle kale önünde becerili olsalardı ya da Muslera İzin verseydi herhalde en net... Aslında o e, bitisi arttırdıkları dönemde izin yani verdi. Muslera yani her, Erdin çocuğu şey dedi yani sırtı dönük bile kurtarıyor <laughs> dedi. Gerçekten öyleydi. Ben maçtan sonra e, canlıda da söylemiştim ya. Yani Muslera'nın ne kadar değerli bir kaleci olduğunu bu maçlarda değil, bu maçlardaki performansıyla olmadığı maçlarda anlamak lazım. O yüzden Galatasaray'ın ne kadar bir kaleciye ihtiyacı olduğunu da, e, e, vurgulamak istedim. Bugün de bir haber okudum 40 40 yaşına kadar devam edecek diye. Eder Muslera Olabilir, da. Kaleciler oynuyor zaten. Muslera eder de siz böyle plan yaparsanız ya bu da insan yani. Olur ya sakatlanır bir şey olur. Doğal olarak ama çok değerli bir performanstı. Ee, i̇lk yarıda toplam 6 tane faul olmuş. Toplam 6 faul olmuş sadece ilk yarıda. Temposuz o başladı. kadar uzak oynadılar. İlk 20 dakikada sadece bir isabetli şut vardı. Dediğin gibi temposuz. Hı hı. Giremediler. Ya Başakşehir zaten böyle bir takım. Zaten geriden kurguluyor oyunu. Galatasaray'da Torantin tercih ettiği evet. ilk 11'de zaten çok tempo yapacak oyuncular değil. Ama Başakşehir en azından rakip yarı alana geçtiği zaman bir şeyler Hı. heyecanlandırıyor. Galatasaray'da o da yok. Onu bir tek Kerem ve Berkan, işte notlarım 26. dakika Kerem Berkan organizasyonu eh işte bir pozisyon. 43'te de Berkan Kerem'i ceza alanına sokuyor. Kerem fazla dörtüncü avuta çıkıyor. Onun dışında olaylar hep Başakşehir cephesinde. Zaten var. kendisini topa gösteren de Babel var. Mesela Babel topa kendisini gösteriyor ama bir noktaya kadar gidebiliyor vücut. topu aldı, oyunu yönlendirdikten sonra son topsuz koşu yapamıyor mesela. Onu artık mecali kalmıyor. Ya da en son o koşu yapacak oyuncu oluyor. İkisinin birden yapacak oyuncu Kerem Aktürkoğlu ki zaten son haftalarda o yüzden ona hep böyle ekstra parantez açıyoruz. Berkan o tempoyu yapıyor. Topa da kendisini gösteriyor. Yani sorumluluktan da kaçma açıkçası. O da teknik olarak bir yerde tıkanıyor. O meşhur bir pası vardı. Evet. Yani burada aynen o canlı, canlı yayınları söyledim. Ee, hakikaten yani böyle sol taçsızın yakın aldığı topu Berkan. Kafasını kaldırdı sağa doğru. Aynen burada. Kafasını kaldırdı. Şu ayağın üstüyle hacı gibi topun dibine girdi. Dedim Allah Allah. Demek ki dedim çalışıyor çocuk yani. Böyle uzattı. Ayıp baktım. Sağ bek falan yok. Ne gelen var ne giden. Direkt taca gitti top. Ama bu yani... Berkan'ın yapabileceği şey bu. <laughs> Artistik pas verirken bile pas hatası yapıyor. Ama işte... Galatasaray'daki özet de bu maalesef. Yani sezonun başından beri söylediğim şey, hem oyuncu olarak hem de takım yapısı olarak yarım kalmış bir takım. Ve bu görüşümde gerçekten çok sabitim. Galatasaray'ın kadrosunun genel olarak böyle çöpe atacak bir kadro olduğunu düşünmüyorum. Çok kritik 2-3 eklemeyle bile... Ee, mevcut oyuncularla da çok rahat kazanımlar yapabilir. Ya yani bunu Fenerbahçe'de örnek verelim. Mesela Fenerbahçe'de iki tane oyuncu yoktu. Crespo, Kimmiche. Bir anda o e, gümbür gümbür giden oyunda eksilme oldu. E, aslında hani işte Zayıs'ı, Mert Hakan'ı, İrfan birçok oyuncu yükselten de şey o omurgadaki iki oyuncunun varlığı. Hani çok fazla etkisi var. E, Galatasaray'dan özellikle merkez orta sahasında iki tane böyle bekleme yapılınca Dediğim gibi bunu yani devre arası döneminden de önce söylediğim bir şey için tekrar ediyorum. Mevcut oyuncu grubundan da birçok oyuncu aslında göze o kadar da kötü gelmeyecek. Hem böyle bir yarım kalmışlık var hem de bireysel olarak yarım kalmışlık var Galatasaray'da. İşte Kerem olduğu için bahsettiğimiz için hem tempo kısmı yapacak hem de fark yaratma kısmı yapacak oyuncusu çok fazla yok. Aynı durum center için de geçerli. Musa Muhammed kavgada var, fiziki mücadelede var ama işin teknik kısmında hala eksik. E, gelişme için yeterli sürede almadı belki. Ama o konuda eksik yani oyuna katılım, oyunu yönlendirme, doğru yere koşma gibi konularda işin mental ve teknik kısmı da eksik. Fiziki olarak canlı. E, teknik olarak işin iyisini yapacak Gomis fizik gitmiş. E, Halil Dervişoğlu iç, oyunun içine katılma kısmında var. Oradaki direk mikat kırma kısmında var ama işin Sansaforlu kısmında yok. Orada bu kez öyle yarım kalıyorsun. Bir şekilde yarım kalıyorsun. Zaten şeyde çok uzun uzun tekrar etmeye gerek yok ama FRD'yi görünce insan soruyor tabii. Başakşehir'de hani dediğin gibi hedefi varken stoperde FRD'yi görünce Galatasaray haftalardır hedefi yokken Sabekte Ali Turaklı Orta sahada Emirhan Kayar'ı Hamza Akman'ı Neden görmekte? Kısaca yine de söyleyeyim. Çünkü hiçbir manası yok. Ama maalesef ee, yani bunu dile getirecek bir yönetim diyor yok şu anda Galatasaray'da bunu, bunu yönlendirecek bunu uygulatacak teknik adamı da geleceğini bilmiyor Öyle bir durum. bunun var. neden olmadığı bence belli çünkü teknik adam Torrent mevcut teknik mevcut yönetimle geldi ve yönetim gidiyor e, aday iki yönetim çalışmayacağını söyledi bu hocayla hı hı. kendisinin şu anda muhatap olacağı kimse yok kulüp binası boş yani tesisler boş yani gidip şunu söyleyeceği kimse yok. Ya işte sağ Ali var. Ortada Emirhan var. İşte Efe var. Bu çocuklarla ilgili bir evet. şey var kafamda. Ne dersiniz? Diyecek kimsesi yok. Evet. E doğal olarak adam kendi geleceğini bilmiyor. Belki de şey diyor. Yani çocuklara da yazık. Şimdi ben oynatırım. Sonra başka bir hoca gelir. Yüzlerine bakmaz. Yani belki psikolojilerini düşünüyor. Tamamen evet. şu anda poliyanacılık yapıyorum. Yani öyle bir şey olduğundan değildir de. Doğal olarak yani egzecere ediyorum olayı. Başkan yok, yönetim yok, gelecek yönetim belli değil. Daha gelmeden hoca krizi çıkıyor arada. Yani Aspor'daki haber burada da tekrar edeyim. Aspor'u açıkladı Levent Nazifoğlu. Metin Öztürk'le konuşuyor. Metin Öztürk diyor ki tazminat ödeyemeyiz. Biz gelirsek torrentle devam ederiz diyor Levent Nazifoğlu'na. O da tamam diyor. Sonra Levent Nazifoğlu'ndan habersiz Okan Buruk'la görüşülüyor. Nazifoğlu diyor ki ya torrentle devam edeceğiz dedik. Niye Okan Buruk'la görüşüyorsun? Metin Öztürk de diyor ki Okan Buruk'la da çalışmayacağım zaten ama uzattın diyor Levent Nazifoğlu'na. O da sonra bayağı ağır bir mesaj atıyor Metin Öztürk'e ve kavga edip yollarını ayırıyorlar. Ya mevcut yönetim zaten bir kaos çıkardı. Ya da mevcut yönetim üzerinden bir kaos çıkarıldı. Aday daha seçime girmeden kendi içinde Galatasaray'a kaos çıkarıyor. Hoca üzerinden. Var olan hoca ve başka bir hoca üzerinden. Ve o hoca da belki potansiyel Galatasaray'ın başarılı evet. olabilecek bir hocası. Ona da Bit, ayıp ediliyor ortada. Doğru. E, bu ortamda yani gerçekten en son hedef benim için torrenttir. Yani hmm. Torrent de çünkü adam City görmüş, Münih görmüş, Barcelona görmüş, işte Amerika'daki yapıda görmüş. Hayatında belki böyle bir ortama düşmedi adam. Hiç böyle bir teknik adamlık görmedi. Belki yıllar önce İspanya'da ilk başladığı amatör takımdaki ortam var şu anda Galatasaray'da. E, Galatasaray böyle bir kulüp değil. E, doğal olarak en son şey Torrent. Torrent Başakşehir maçını niye öyle oynadı? Niye böyle oynadı? Değil ben Başakşehir maçını Başakşehir üzerinden okuyorum. Hı hı. Yine 120 artı mesafe kat eden bir takım. Genç oyuncu oynatan bir takım. Muslera'yı geçemeyen belki farkla kazanacak bir takım. O yüzden Başakşehir Galatasaray maçında Galatasaray bildiğimiz gibi Başakşehir ümit vaat eder. Bu sezon sezonda öyle gidecek gibi gözüküyor Bu sezonda böyle gidecek hocam. Galatasaray için. Emre Belezoğlu da şimdiden ee, Avrupa planları yapmaya başlasın bence çünkü 3-5 seneye kalmaz Avrupa'da teknik adamlık yapacağı çok var işte. De hedefi. Bunu da bence gösterdi. Hani or oralarda şöyle bir İtalya'da sanki tabii Milano Juventus'a Inter'e demiyorum hem Okan hocanın da hem de Emre hocanın da böyle planı olduğunu biliyorum. Evet. Ee, onu da en azından öyle okuyorum. haksızlık etmemek için çünkü gaz. Evet. Oyunculara da gaz oyunculara da bir şey diyemiyorum. Hoca böyleyse oyuncu da aynı durumda. O da ne yapsın yani? Yine veriyor oyuncular kendilerine. Hatta yani. benim duyduğum, bunu daha önce de söylemiştim zaten. Bazı oyuncular şeyi de yani hani bitse de gitsek modunda hani menajerleri mesaiye başladı. Özellikle gelecek sezon olmayacak oyuncular. Ya senin benim gelecek sezonki Galatasaray planında tahmin edeceğimiz oyuncular da bu fikirde bence. Tabii. E, marka yüksek ihtimalle satılacak. Nelson belki de yani organize bir takıma girmek evet. isteyebilir. Kerem bu hype'ını zaten hani bizdeki röportajında da söyledi. Evet. Hani net bir şekilde Avrupa hedefinin olduğunu söyledi. Belki de ilk adımı atma zamanı bu yazdır. İşte şey gelmişti ya gençler hype diyor. Bu işte böyle bir enerjisi olduğu Hı -hı. dönemde evet. bu işte dikkat çektiği dönemi kaçırmak istemeyebilir. Çünkü böyle kariyerler hatırlıyorsun. Hasan Şaş. ben hemen Hasan Şaş geldi. Hasan Şaş 2002 2002 yazında gitmedi. Evet evet. Gidemedi. Aynı şey yanlış hatırlamıyorsam Servet Çetin'de oldu. Bir Avrupa bir Denizli, de, Denizli sonrası Bir her sistemdi. her ligin bir tavanı var. Hani birlikte bir yere kadar yükselebilirsin. Çünkü o rekabetçi Tabii. ortam oraya kadar sen kendini geliştirir. Volkan Demirel 2008'de Hı. Ya çok ya istendi. artık mesela birçok oyuncu artık yapabilen oyunculardan bahsediyorum Avrupa'ya gidince. Yani gidince aslında potansiyelini orada daha da aşmaya başlıyorlar. Yani aslında varmış potansiyeli orada görüyorlar. Ee, o yüzden şu anki oyuncularda da bunu isteyebilir. Bir sonraki seviyeye geçmek için böyle bir hamle yapmak zorunda Bakalım olur. Galatasaray yönetimini bulursa yazın ona göre Aynen. değerlendirmesini yapacağız. O zaman Efe Arda'yı bu kadar öne çıkarmışken bu maçta U17 milli takımı Avrupa Şampiyonası'na gidiyor. Hem kadroyu değerlendireceğiz. Mustafa birçok oyuncuya hakim. Hem kadroyu değerlendireceğiz hem de kadroda olmayanlar ve kadronun genel yapısını konuşacağız. Bir U17 dosyası yapalım. 30 yıllık tecrübesiyle yatırımlarınızı yöneten Gedik Yatırım sundu.